Şu anda kulüpte bilinen sıkıntılar nelerdir? Kulüpte çalışanların yaklaşık 10 aydır, 12 aydır maaş almadıklarını zaten herkes biliyor. Bu arkadaşlar gerçekten çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Ama artık onların da dayanacak bir şeyi kalmadı. Çünkü herkes ev geçindiriyor. Günümüz zamanında hayat şartları ne kadar zor olduğu belli. Bu arkadaşlar işi bilen insanlar. Değiştirmeye kalksak yanlış anlamayın, yeni gelecekler bu işte çok fazla acemilik çekerler. Bence mevcut arkadaşları elimizde tutmamız lazım. Bu işler ekip işidir. Bir yerde sıkıntı olduğu zaman bütün hepsine yansır. O yüzden bu arkadaşlara sahip çıkalım. Bu arkadaşlar ev geçindiriyor, maaşlarını alamıyorlar. Bazılarının çocuğu var. Yani çok zorluk çekiyor bu arkadaşlar. Afyon olarak sahip çıkamıyoruz ne yazık ki. Bu arkadaşlara sahip olalım. Peki Afyonspor'da şu anda dünden bugüne neler değişti? Vallahi Afyonspor'da dünden biz en üstü de gördük, en tabanını da gördük. Afyonspor'da çok şeyler değişti. Afyon'un ismi spor camiasında hiçbir zaman kötü anılmıyordu. Geçtiğimiz 4-5 yıla kadar futbolcu maaşları Afyon'da her zaman gününde yatıyordu ama son yönetimler gerçekten çok zorluk çıkardılar. Şu anda futbolcu transferlerinde sıkıntı yaşarız. Eskiden buraya herkes gelmek istiyordu ama şimdi futbol camiasında iyi anılmıyoruz yani. 130 tane takım var profesyonel Türkiye liglerinde. Bunların 138'i şu anda 20 gündür kamp yapıyor. Çalışmalarına başladı. Ama şu anda bizim daha bir orta yerde takımımız yok. Bizi üzen bu aslında. Yani biz niye toplanmıyoruz? Biz niye daha kampa giremedik? Afyon'un futbolculara yapmış olduğu bir otel var. Geçen günlerde ziyaret ettik. 4-5 tane takım kamp yapıyor. Ben kendi takımımı göremediğim için çok üzüldüm. Yani bu bana çok koydu. Biz orayı Afyonspor için yapıldı. Futbol, basketbol, voleybol takımlarının kalması için, konaklaması için yapılan bir tesiste. Dışarıdan gelen misafirlerimiz konaklama yapıyor. Şu anda bizim takımımız yok. Yani bana bu çok koydu. Bizim stadyumumuz, altyapılarımız, tesislerimiz Türkiye'ye örnek. Türkiye'de belki dünyada sayılı yani yok. Böyle bir tesis dünyada yok. Ne söylüyorum? 13 tane, 14 tane antrenman yapılabilecek tesisimiz var bizim. Bu başka yerde yok. Biz bunları niye kullanamıyoruz yani? Şehrimizde o kadar iş adamı var. O kadar yani vergi mükellefleri var. Niye yardımcı olmuyorlar? Düzgün bir yönetim oluşturulması ve Afyonspor'a sahip olunmasını istiyoruz. Şehrin markası Afyonspor'a hep birlikte sahip olalım. Bu taraftar olsun, şehri yönetenler olsun, şu siyasi kapışmayı bir kenara itsinler. Bu siyasetten biz bıktık artık. Afyonspor'da siyaset istemiyoruz. Afyonspor için verilen bir sözler var. Başta Burcu Başkanımız, seçilen bir başkan, bize şampiyonluk sözleri verdi. Ama şu anda hamleler yapılmadığı için geç kalıyoruz. Yarın düştükten sonra yapılacak olanların bir anlamı kalmaz yani. Şu anki bizim ligimizde Afyonspor'u herkes düştü olarak görünüyor yani. Sahip olalım. Bakın düşersek çıkmak çok zor. Bu harcadığımız paraların inanın 4-5 katını harcayacağız yine çıkamayız. Alt ligler her zaman zordur. Oraları da gördük biz. Çıkmak için çok uğraş verdik. Biz burayı da istemiyoruz. Bizim hedefimiz üst ligler. Afyon'un yeri zaten buralar değil. En az birinci ligde oynamamız lazım. Ya bu şehir gerçekten Süper Lig hak ediyor. Lütfen el ele verelim. Şu takımımıza sahip olalım. Bizler gerçekten çok fedakarlık ediyoruz. Biz reklam yapmıyoruz. Gerek yok. Biz her zaman arka planda olalım. Ama inanın taraftar olarak biz çok uğraşıyoruz. İnşallah sesimizi duyururuz. Afyon Spor'a sahip olalım. Buradaki mevzu Afyonspor'la başladı ama Afyonspor'un Afyon Belediyespor olarak voleybol takımı, sonrasından kurulmuş bir basketbol takımı vardı. Bundan önceki belediye başkanı döneminde de bu takımlar destek verilmeyerek kapatıldı. Anadolu Efes Final Four'a gittiğinde onları yenen tek takım Afyonspor'du Türkiye'de. Hocaları o zaman öyle söylemişti. Biz bir Afyonspor'a yenildik demişti. Bundan önceki belediye başkanı döneminde hiçbir takıma,
Yani sadece bu futbol takımı değil, basketbol takımına da, voleybol takımına da bir destek verilmedi. Mehmet Zeybek'in döneminde değil mi? Tabii Zeybek'ti başkan döneminde. Verilmedi. Zaten Afyonspor'un çöküşü de aynı dönemlerde bekledi. O dönemden öncesi Afyonspor'a hangi oyuncuya talip olursa Afyonspor 1-0 önde başlardı. Çünkü eski oyuncu oynamış oyuncuyu arardı. İşte Afyonspor'da oynadıysan durum nedir? Paran kalmaz. Bu işte insanlar spor olarak yapmıyorlar. Bunlar profesyonel. Bunlar ev geçindiriyorlar. Hayatları var. Afyonspor'da paran kalmaz dediği zaman insanlar koşa koşa gelirlerdi. Biz talip olduğumuzu alabilirdik. Ama mevcut durumda çalışan oyuncularımız, futbolcularımız, masörümüz, sosyal medya uzmanımız, diğer çalışan arkadaşlarımız, malzemecimiz, toplayım. Bunların hiçbiri bir bedel almıyor. Bizim taraftarımızın içerisinde o kulüp binasının, o çocukların antrenman yaptığı sahaları, altyapı sahalarını ücret almadan boyayan arkadaşlarımız var. Biz bu işi gönülden yapıyoruz. Kimsenin de bir maddi bir beklentisi yok. Bize bir söz verildi mi? Evet, verildi. Mevcut başkan, Burcu Başkan geldi. Süper Lig sözü verdi. Ben şahsi olarak kendisine dedim ki başkan, siz Afyonspor doğru yönetecek deseniz insanlar size oy vermek için bahane arıyorlar. Kemal dedi, 100'ü hedeflemeden 90 alamazsın. Biz Süper Lig'i hedefleyelim. Mevcut duruma bakıyoruz. Mevcut bir yönetim seçildi. Evet. Kendisini aradım. Bir aday çıkarsa vereceğim diyor. Bir hazırlık var mı? Yok. Afyonspor'da kalan birkaç tane altyapıdan oyuncumuz var. Kendilerini birebir söyledikleri bu. Biz muhatap bulamıyoruz. Başka bir takıma gitmek istesek de muhatap bulamıyoruz. Ve çocukları isteyenler var. Üst liglerden, Süper Lig'den bile isteyenler var çocuklar. Ama muhatap bulamadıkları için çocuklar da bir şey yapamıyorlar. Gelen yatırımcı var mı? Belki vardır. Peki Afyonspor'daki ekonomik sorunlar taraftarın üzerinde nasıl etkiler bırakıyor? Ya bu ekonomik sorunlar aslında çok bir borcumuz yok. Bence abartıldığını düşünüyorum. Yani bir futbol kulübü için şu anda konuşulan rakam 50-60 milyon. Şu an 80 milyon olarak söyleniyor. 50-60 milyon borcumuz var diye biliyorum. Bu her zaman yönetimler tarafından abartılır. Çünkü koltuğa gelenler hiçbir zaman gitmek istemez. Yerini bırakmak istemez. Ne var o koltukta bir türlü anlam veremiyorum da. Hayır, iyi yönetseler zaten sıkıntı yok. Biz hiçbir yöneticiye kötü davranmadık. Bu işler gerçekten gönül isteyen, vefa isteyen bir şey. Yönetmek çok zor. Biz her zaman destek çıktık. Çünkü ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için. Son iki dönemdir iyi yönetilmiyor Afyonspor. Gerçekten çok kötü yönetiliyor. Yani biz bak öne çıkmayı yine söylüyorum. Sevmiyoruz. Ya bu kulübe kahvaltı organizasyonu düzenlenecekti. Kahvaltı verecek kişi bulamadılar. Yani bu işler acısı bir şey. Biz taraftar olarak biz verdik. Yani ne bileyim, koskoca şehir niye takıma sahip çıkmıyor anlam veremiyorum. İnşallah bu milat olur. Yeni bir başlangıç olur. Hedeflediğimiz Süper Lig'e biz çıkmak istiyoruz taraftar olarak. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar. Temel eksiklikler aslında şehir takımıyız. Diğer şehir takımlarıyla bir noksanımız var mı? Burada özellikle sözünüzü kesmek istiyorum Kemal Bey. Daha önce yani geçtiğimiz haftalarda 500 milyon borcu olan Bursaspor'un bir gecede borcu ödendi. Evet. 500 milyon lira. Bununla ilgili söylemek istediklerinizi ilave ederek devam edebilir misiniz? Şimdi Bursaspor Türkiye'nin güzide taraftarı olan bir camia. Bir şehir takımı. Onunla bizden pek bir farkı yok. İmkanları ihtimalinde mevcut çok güzel bir yönetim. Şehri tekrar ele alabilecek bir yönetim. Şehri tek dize ettiler. Üzerinde mal varlıklarını yönetimden bir arkadaş devraldı. Onları piyasa şartlarında değiştirdiler. Biraz da toplayarak geçmiş borçlarını taklattırdık, borçlara kadar her şeyi ödediler. Bu şehirde yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama Afyonspor öncelikle derneklikten çıkıp
profesyonel bir şekilde her şeye geçip insanları bu topun altına ellerini atmasını gerekiyor. Mevcut eski başkanlardan birisi dün bir açıklama yapmış. Kendisine haciz geldiğini, Afyonspor borçları yüzünden haciz geldiğini söylemiş. Borcu ödemezseniz geliyor. O zaman ödemediğiniz borçlar bugün katlanarak Afyonspor'un kapısını çalıyor. Bunun için yapılabilecek tek şey şehrimizin profesyoneller tarafından yönetilmesi. Futboldan anlayan, futbolun içinden gelmiş. Bunun Afyon'un olup olmadığına da gerçekten çok ilgilenmiyorum artık. Çünkü bir Süper Lig göremedik. Birincilikte çok eskiden kalıcı olamadık. 2005'te çıkarılan Şeker Spor'un üzerinden devam ettik. Bu şehirde profesyonelliklerde takımınız olmazsa şehirden futbolcu olmadığı için yardımcı teknik direktör çıkaramadığınız için de teknik direktör çıkaramazsınız. Bu da şehrin bir ayıbıdır. Bunu yapmak için öncelikle profesyonelleşmek, bu şehrin vatandaşlarına, taraftarlarına bir borcudur. Öncelikle bu şehir o borcu bu ödesin. Ben burada söze girmek istiyorum. İlk söze başladığımda söylemiş olduğum gibi biz 30-40 kişilik bir ekip gece gündüz demeden sayısız görüşme gerçekleştirdik. İlimizin ilimize çok büyük katma değerler katan bir sürü iş adamı ile görüştük. Sayısız esnafla görüştük. Şehrin önde gelen insanlarından birçoğuyla görüştük. Neredeyse değmediğimiz, aramadığımız, bu mevzuyu konuşmadığımız kişi kalmadı. Bu kişilerin tamamından aldığımız cevaplar şu an söyleyeceğim söylemlere çok yakındır. İnandıkları, güvendikleri kişiler tarafından kulübümüz yönetilmeye başladığında kulübün tamamen arkasında, maddi manevi tamamen arkasında duracağı şeklinde buna benzer söylemler aldık. İnanın bu 30-40 kişi 500-550'yi aşkın vergi mükellefiyle, işte iş adamıyla görüşmeler sağladı. Aslında bizim çok hoşumuza giden konuşmalardı bunlar. Bizim öyle büyük abartılacak şekilde sorunlarımız da yok. 50-60 milyon gibi bir borcumuz var. Bir kulüp için bence çok büyük bir borç değildir bu. Afyon Karahisar gibi güzide bir il için, güzide esnafları, güzide iş adamları olan bir il için bence hiçtir. Afyon ülkemizde her anlamıyla çok değerli şehirlerimizden birisidir. Futbolda da inşallah Afyon'u gerektiği yere getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Çalışmalara da devam edeceğiz. Şunu da ben söylemek istiyorum. Yani mevcut yönetime anlam veremiyoruz. Yapamayacaklarsa çekilsin. Taraftar talip. Bu memlekete nasıl kulüp yönetilir? Nasıl kulüp çalışanların maaşı verilir? Nasıl kumanda olunmadan kulüp yönetilir? Öğretiriz. Nasıl bu kulüp birilerinin kumanda edilmesiyle yönetilmez. Biz buna karşıyız. Mevcut yönetimi de taraftar olarak tasvip etmiyoruz. Bunu net söyleyelim. Şimdiye kadar biz gelen kim olursa herkese saygı gösterdik, saygı duyduk. Ama bundan sonra biz de artık işlere dahil olmak istedik. Çünkü sesimiz çıkmıyor olarak gözüküyor da. Aslında biz devamlı bu işlerin içerisindeyiz. Gene söylüyorum, reklama ihtiyacımız yok. Eğer yönetemeyeceklerse çekilsinler, biz talibiz. Ben tıkandım, sen de. Ben bir söz ettim zaten. Benim de bitti o zaman. Tamam. Sizin, o zaman. Sizin eklemek istedikleriniz var mıdır? Vallahi o kadar çok şey var ki, inanın kırıcı olmak istemiyorum. Yani biz o kadar doluyuz ki. Yani geçmiş olsun, yeni gelmiş olsun yönetimler. Dediğim gibi siyasetten bıktık biz.
Ne yazık ki futbol siyasete bulaştı ülkemizde. Bizim gayemiz, sevdamız, davamız Afyonspor. Afyonspor'un en güzel yerlerde görmek istiyoruz. En güzel şekilde yönetilmesini istiyoruz. Şehir olarak buna hep beraber kucaklamamız lazım. Şehri dinamiklerini yeniden uyandıralım. Sezon öncesi şehrin merkezinin her yerine Afyonspor'un bayrakları asılması lazım. Ya biz hiçbir hazırlık yok ya. Hepimiz uyuyoruz ya. Spor şehriyiz. Sözde. Ama değiliz. Ben burada şunu eklemek istiyorum. Afyon halkı duyuyor. Ne yazık ki. Siyasilerimizin ve şehrin önde gelen isimlerinin sporda, özellikle futbolda şehrimiz için, bu taraftar için, bu insanlar için el sıkışmasını, siyasi kavgaları sporda bir kenara bırakmasını istiyoruz. Şehrin gerektiği yere gelmesini istiyoruz. Futbolda da, voleybolda da, basketbolda da. Buradan sizin aracılığınızla rica ediyoruz. Gökmen valimize de buradan çok selam söylüyoruz. Kulaklar çınlasın. Her zaman derdi ki ya spor birleştirici bir güçtür. A partisi, B partisi fark etmez. İnsanları bir araya orada getirebiliriz. Beraber ortak gol olduğunda sevinip kucaklaşabileceğimiz bir şey. Ya bu futbol, basketbol, voleybol olsun ya birleştirici bir güçtür. Şu siyaseti bir yere bırakalım. Hep beraber takımımıza sahip olalım. Taraftar olarak söylemek istediğim tek bir şey var. Bizim bir şey yapmadığımızı söyleyenlere, evet bizim bir hatamız var. Her yaptığımızı sizlere bilgi vermiyoruz. Bir yerlerde çıkıp yazmıyoruz. Bir yerlerde paylaşmıyoruz diye taraftarları hedefe koymak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Taraftar her zaman burada. İlk günkü gibi dimdik ayakta. Biz elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sadece eksikliğimiz bunu sizlerle paylaşmamamız, kamuoyuyla paylaşmamamız. Bizde bazı şeylerin saklı olması, gizli olması gerektiğini düşündüğümüz için böyle yapıyorduk. Bunu da ekstradan söylemiş olalım. Bundan sonra sizle daha sık görüşecek inşallah. İnşallah. Her şey için teşekkürler. Oluşumumuz adına ben size, bize değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.